İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Grigor Amirzayan ile günün konusu. Moskoplar, öndeki Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit anıtını sökmeyi başardı. Doğu Ermenistan'da yedek askerlerin eğitim tatbikatları 23 Ocak'tan 12 Nisan'a kadar durulacak. Rusya Federasyonu Genel Kurmay Başkanı, Moskova, Bakü ile Yerevan arasında barış anlaşmasının imzalanması için çalışıyor. Batı Ermenistan, Ermenileri sorunu üzerine. Birleşmiş Milletler raportörü, Artsak'taki Ermeni mirasının yok edilmesiyle ilgili endişelerini Bakü'ye iletti. Gartman, Şirvan, Nakçevan adlı Pan-Ermeni Birliği'nin Bakü'deki sözde kültür savunucularının vandalizmine ilişkin açıklaması. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. Dönem Milletvekili Grigor Amirzayan, Hikmet Hacıyev'in mikroblogunda Bakü'nün artık askeri hedefleri olmadığı, onlar için savaşın bittiği yönündeki fikrini aktardı. Bakü Başkanı'nın yakın yardımcılarından Hikmet Hacıyev, Bakü'nün Doğu Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a silah zoruyla karayolu koridoru oluşturmayı planladığı yönündeki korkuları yalanladı. Bakü ile Yerevan arasındaki müzakereler hakkında konuşan Aciyev şu ifadeleri kullandı. Hala tartışılması gereken konular olduğunu vurgulayarak barışa çok daha yakın olduklarını ve artık ciddi sorunlu konular görmediklerini vurguladı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye Grigor Amirzaya'nın yayınladığı videodan ulaşabilirsiniz. Batı Ermenistan Televizyonu daha bir Aralık'ta bildirdiği yazıda birçok ülkede terörist olarak tanınan Bozkurtlar adlı Türk faşist grubunun Köln'de Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit kurbanlarının anısına dikilen anıtı sökmeyi başardığını yazmıştı. Anıtın sökülmesi emrinin Köln Belediye Başkanı tarafından imzalandığını bildirdik. Bu bilgi yakın zamanda Alman Ermenileri Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Samvel Lulukyan tarafından da doğrulandı. Samvel Lulukyan, belediyenin heykelin yıl sonuna kadar sökülmesi yönünde karar aldığını kaydetti. Belirli bir gün belirtmese de karar ortada. Bozkurtlara gelince onların da oynayacakları bir rol var ama bunu yapan sadece onlar değil. Uzun hikaye ama elbette bozkurtlar bunu yapmıyor. Almanya'nın bazı siyasi çevreleri de ilgileniyor. Ancak bu çoğunlukla Türkiye'nin siyasi iktidarı tarafından düzenleniyor. Lulukyan, Hrabarak adlı gazeteye verdiği röportajda bozkırtların çok fazla kaldıracı yok. Türk devleti buradaki dini birlikleri destekliyor ve her şey onlar aracılığıyla koordine ediliyor dedi. Anıt, üyelerinin çoğunluğunun Almanların oluşturduğu soykırımı anma adlı girişim tarafından dikildi. Aralarında Ermeniler de var. Ancak 2017 yılında belediyeden bu anıtın dikme hakkını alamadı. Lulukyan, Farklı mahkeme işlemleri yapıldı. Diplomatik kanallardan buna karşı çıkmaya çalıştık ama sonunda anıtın sökülmesine karar verildi dedi. Doğu Ermenistan'da birinci ve ikinci sıradaki yedek askerlere yönelik eğitim tatbikatları 23 Ocak 2024'ten 12 Nisan 2024'e kadar duyurulacak. Duyurulan eğitim tatbikatlarına her vatandaş 25 takvim gününü aşmayacak bir süre boyunca katılacak. 23 Ocak 12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan eğitim tatbikatlarının güvenli gerçekleştirilmesi için askeri nakliye görevi olan kurumlardan 10 adet yol yapım aracı ve çok kepçeli ekskavatörler göreve alınacak. Rusya, Trans Kafkasya'daki ulaşım iletişiminin engellenmemesi, Yerevan ile Bakü arasında bir barış anlaşmasının imzalanması ve iki ülke arasındaki en şiddetli çatışmaların çözülmesi için bilinçli olarak çabalıyor. Tass ajansının haberine göre bu sözleri Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genel Genelkurmay Başkanı, Rusya Federasyonu Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Ordu Generali Valeri Gerasimov duyurdu. Gerasimov, yabancı askeri ateşelere verdiği bir briefing sırasında şunları söyledi. Rusya Federasyonu, Transkafkasya'daki ulaşım iletişiminin engellenmemesi, Bakü ile Yerevan arasında bir barış anlaşması imzalanması ve en şiddetli Ermeni-Azeri çatışmalarının çözümlenmesi yönünde siyasi alanda kararlı çalışmalar yürütüyor. Arsak'taki Rus barışı koruma görevlilerinin faaliyetleri hakkında konuşan Gerasimov, Rus barış güçlerinin neredeyse tüm Arsak nüfusunun Doğu Ermenistan'a doğru güvenli çıkışını sağladığını belirtti. Askeri operasyonlar sırasında Rus barışı koruma birlikleri 10 binden fazla sivilin yerlerine yerleştirilmesini ve daha sonra Arsak nüfusunun neredeyse tamamının Doğu Ermenistan topraklarına güvenli bir şekilde çıkışını sağladı. Yaklaşık 300 yaralı barış güçlerinin hava taşımacılığıyla hastanelere götürüldü. Ayrıca askeri grubumuz barışçıl bir yaşamın inşa edilmesi ve bölge sakinlerinin bölgeye geri dönmesi ihtimalinin garantörü olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmeye devam ediyor dedi. Rusya'nın Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının tanınması ve arsaktaki etnik temizlikten sağ kurtulan Ermenilerin Eylül 2023'te geri dönmesiyle ilgili olarak anayasasını uygulamasını bekliyoruz. Batı Ermenistan Ermenileri Sorunu Üzerine 1918 yılının Mart ayı sonunda Trabzon müzakereleri çıkmaza girmişti. Türkler önce Batı Ermenistan'da Ermeni özelliği konusunu reddettiler. Ardından Transkafkasya heyetinden brest Barış Anlaşması'nın şartlarını kabul etmesini, Kars, Ardahan ve Batum'un derhal teslim edilmesini talep ettiler. Müzakereler halen devam etmesine rağmen 30 Mart'ta Türkler Batum Kalesi komutanına bir ultimatum sunarak aksi takdirde 1 Nisan'da şehre saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Bu olaydan birkaç gün önce heyet başkanı Çengeli Transkafkasya hükümetinden Tiflis'ten Batum'u değil Artvin'e bağlı Kars ilini Türklere bırakmayı kabul eden bir telgraf almıştı. Çengeli'nin yanı telgrafında Brezitovsk Anlaşması'nın kabul edilmesinde ısrar etti. 28 Mart'ta Çengeli, Türkiye Eğitim Başkanı Rauf Bey'e Brest Anlaşması'nı kabul ettiklerini ve müzakerelerin buna göre devam edeceğini bildirdi. Batı Ermenistan Televizyonu'nun web sitesinde müzakereler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kültürel Haklar Özel Raportörü'nün Bakü'ye bir mesaj soru göndererek Artsakh'taki Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasının yok edilmesi ve bunlara el konulmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini doğruladı. Dışişleri İş Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, raporda ayrıca insanların, anıtların ve sembollerin hedef alınmasından, uluslararası insancıl hukukun ihlallerinden de bahsediliyor. Mesajda, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 7 Aralık 2021 tarihli kararına kutsal alanların, mezarlıkların yıkılmasına, badana uydurmalarına, bilim karşıtı yaklaşımlara, Batı Azerbaycan adı altında yayılan sahte gündeme, Ermenilere yönelik nefret söylemi, 19 Eylül saldırısı ve etnik temizlikle ilgili bilgiler ve diğer birçok konuya değiniliyor dedi. Badalyan, Birleşmiş Milletler özel raporterlerinin Artsax halkının kültürel haklar dahil haklarının ihlal edildiğini ve Bakü'deki Ermeni mirasının yok edildiğini belirtmesi dikkat çekicidir. Ne yazık ki Uluslararası Adalet Divanı'nın yukarıda belirtilen bağlayıcı kararı Ermeni dini ve kültürel mirasına yönelik siyaseti durduramadı. Evet, aynı zamanda nefret söylemi tezahürleriyle Doğu Ermenistan toprakları ve Artsax'ın tarihi ile ilgili bilim karşıtı tahribatlarla da birleşiyor diye vurguladı. Aynı zamanda resmi Yerevan uluslararası toplumun bu gerçekleri belgelemesinin önemli olduğunu düşünüyor. Bu benzer suçların önlenmesi ve bölgede diyalog ve istikrarlı barış ortamının oluşturulması açısından birinci önem taşıyor. Gartman, Şirvan, Nahçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği, Bakü'deki sözde kültürel korumacılarının vandalizmi hakkında bir bildiri yayınladı. Son zamanlarda Azerbaycan düzenli olarak kültürel mirasın korunmasına yönelik etkinlikler, paneller düzenliyor. Birkaç gün önce somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve güncel zorluklar konusuna yönelik bir dizi panelin gerçekleştirildiği Kültürel Miras başlıklı bir konferans gerçekleşti. Söylenenlerin pek problemli olmadığı görülüyor. Ancak son 10 yıllarda Azerbaycan makamlarının eliyle doğrudan sistematik ve periyodik olarak yok edilen Ermeni kültürünün örneklerini kültürel mirasın korunmasının yanına koyduğumuzda sorunlu ve hatta gülünç hale geliyor. Kültürün korunmasıyla ilgilenen Azerbaycanlı yetkililer eski çuhanın binlerce ağaçlarının nerede olduğu ve mezarlığın bulunduğu yere atış poligonu inşa etmek ahlaki midir? Fiziksel olarak araziye atılmak ahlaki midir gibi basit soruyu cevaplayabilirler mi? Bakü'deki Ermeni Kilisesi'ni koruyun ama depo olarak kullanın ahlaki mi? Şuşi Surp Gazan Kilisesi'nin mimari uygunluka göre yeniden inşa edilmesi veya mezarlığın içinden bir yol yapılması kültürel koruma adımı mıdır? Bakü'deki Ermeni mimarisine el konulması ve genel olarak Ermeniliğin reddi mi? ki bu bir zamanlar sessizce ve gizlice yapıldıysa artık ceza korkusu olmadan açıkça yapılıyor ve bu da olgunun devamına yönelik büyüyen bir tehdit oluşturuyor. Bunlar cevaplandırılması fazla çaba gerektirmeyen basit sorulardır. Bir kültürün korunmasından söz edilirken, pratikte başka bir kültürün yerel olarak tamamen yok edilmesi, dini ve etnik ayrımcılığın açık bir tezahürüdür. Kültürü yok eden hükümetin sözde kültürün korunmasından bahsettiği ortaya çıktı. Açıklamada bu kültürel korumacıların vandalizmi ve modern dünyada bölgesel istikrar ve demokratikleşmeye eşi benzeri görülmemiş bir tehdittir denildi. Bugün için bu kadar ön gördük. Şimdi size Ruben Sasunti tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Hayır Darsek Yergir adlı eseri sunuyoruz. Քամիերասըն Korkuz en vahu Darnale tirastun hasinavu Mi gok trikerkir vor men sirtume Darnam kairenik nam es ganchume Mi gok trikerkir vor men sirtume Darnam kairenik nam es ganchume Hayerdatske serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.